Size merhabalar. Birey eğitim kurumlarında uygulanan AYT 5 denememizin matematik sorularını beraber çözelim. İlk soruyla başlayalım arkadaşlar. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı ABC sayısı ile ilgili ABC yeşil kutunun altındaysa ABC sayısının en büyük rakamı, mavi kutunun üstünde ise de en küçük rakamı işlemleri tanımlanıyor. Eşitliğini sağlayan kaç farklı ABC 3 basamaklı sayısı vardır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar ne biliyoruz biz? ABC'nin en büyük rakamıyla en küçük rakamının toplamı kaç olacak? 11. Mesela en büyük rakamı ne olsun arkadaşlar? A olsun. En küçük rakamı da C olsun. İşte bunların toplamı kaç eşit olacak arkadaşlar? 11. Buna göre ne yapacağız? Biz sayıları ayarlayacağız. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Toplamları 11 olduğuna göre mesela buna 9 dersek bu kaç olacak arkadaşlar? 2 olacak doğru mu? Peki 8 dersek 3 olacak. 7 dersek 4 olacak. 6 dersek 5 olacak. Ama o olmaz. Neden? Çünkü en büyük rakam 6. En küçük rakam 5 ise ortanca rakama bir şey kalmıyor. Ne diyor? Dikkat edin burada. Rakamları birbirinden farklı diyor. Ha, o zaman ne yapacağız arkadaşlar? 6'ya 5 olmaz. Demek ki başka bir ihtimal yok. En büyük ve en küçük için. E şimdi hemen burada kaç farklı durum var? Hemen ona bakalım. B ne olacak arkadaşlar? 9 ile 2 arasındaki rakamlar. Yani 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Toplam kaç farklı değer var? 6 farklı değer var. Peki burada B içi kaç farklı değer var? 4 farklı değer var. Peki burada B içi kaç farklı değer var? 2 farklı değer var. Ha, o zaman arkadaşlar ne oldu şimdi? Alabileceği durumları bulduk. Peki toplam burada kaç tane durum oldu? 12 farklı durum oldu. Bu bir kenarda dursun. Şimdi ben dedim ki en büyük A olsun en küçük C olsun. Ama bu şöyle de olabilir değil mi? En büyük B en küçük C ya da en küçük C en büyük B diye. Yani A, B, C'nin arkadaşlar sıralanışlarına göre ne yapardı? Bu işlem değişirdi. Peki A, B, C 3 farklı eleman. Ha, kaç farklı şekilde sıralanır? 3 faktörel doğru mu? Ha, oradan da kaç durum gelecek? 6 farklı durum. E 12 farklı durum buradan. 6 farklı durum buradan. O zaman çarparsak kaç farklı sayı yazılabilir? 72 farklı sayı yazılabilir. Aradığımız cevap C şıkkı. Veli öğretmen derste tahtaya AB2B3A şeklinde 3 basamaklı sayılar yazıyor. Daha sonra öğrencilerine tahtada yazılı olan iki sayının toplamı hem 4 hem 6 ile tam bölündüğüne göre A çarpı B en fazla kaçtır sorusunu soruyor. Buna göre Veli öğretmenin sorduğu sorunun doğru cevabı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Bu iki sayı A, B2 ile B3A sayısının toplamı hem 4'ün hem de 6'nın katı olacakmış. E şimdi bu vaziyetteyken bunları toplamak pek hoş durmuyor. Ne yapalım çözümleyelim değil mi? Şimdi 100A burada. Bir A da burada var. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 101A. 10B. 100B de burada var. 110B. Artı 2. 30. 32. Şu vatandaş. 30 bu vatandaş da 2. Şimdi bu sayı hem 4 hem 6 ile tam bölünüyorsa Demek ki 12'ye tam bölünüyor değil mi? Hem 4'ün hem 6'nın katı olan ne var? 12. O zaman bunları bir 12'ye bölelim. Elimizde neler kalıyor bakalım? 101 12'ye bölersek arkadaşlar kaç kere var? 8 kere var. 96 kalan 5 mi? O zaman 101 yerine 5A e yazalım. 110 12'ye bölersek arkadaşlar bu da ne gelecek? 9 kere var. 108 kalan 2. 2B ve son olarak 32'ye bakalım arkadaşlar. 32'yi 12'ye bölersek de kalan kaç geliyor? 4. İşte bu sayının ne olması gerekiyor? 12'nin katı olması gerekiyor. E şimdi ben ne yapacağım burada arkadaşlar? A'yı B'yi olabildiğince büyük seçeceğim. 12'nin katı olacak şekilde. Sonuçta da çarpımları ne olsun? Büyük gelsin. Ha şimdi bakalım. Ayarlamaya çalışalım arkadaşlar. Sayımız ne olacak? 12'nin katı olacak değil mi? O zaman şurası 4 olabilir. Ya da 12 fazlası 16 olabilir. Değil mi? Yani 12 ile bölündüğünde 4 kalanını verecek bir sayı olacak. Peki ne yapabiliriz? En büyük ne düşünebiliriz? 12 ile bölündüğünde 4 kalanı ne var arkadaşlar veren? 100 var değil mi mesela? Ama şimdi bizim A ve B yerine yazacağımız değerler ne? Rakam. Mesela A'ya 9, B'ye 9 yazsak. Olabildiğince büyük olması açısından. 9 kere 5, 45. 9 kere 2, 18. Ha, çıkabileceğim maksimum değer kaç? 63. O zaman 4 ile bölündüğünde, şey özür dilerim 12 ile bölündüğünde 4 kalanı verecek olan sayı 63'ten küçük olması lazım. Mesela ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim. 12'nin 5 katı 60, 64 olmadı. Fazla geldi. 12'nin 4 katı 48, 53. Ha, demek ki bu 5 artı 2B kaç olabilir arkadaşlar? Pardon 52 değil mi? 12'yi 4'e böldüğümüzde şey 52'yi 4'e böldüğümüzde kalan 4 olacak şekilde. Tamam buradan verelim değeri. Ne verebiliriz? Mesela A'ya 9 versek olmaz. Çift sayı olması gerekiyor çünkü buranın. O zaman A'ya 8 versek 8 kere 5 40. Ha, ne lazım bize? 12 lazım. B'ye de ne diyeceğiz? 6 mı diyeceğiz? Ha, bakın A'ya 8, B'ye 6 dersek 8 kere 6, 48 aradığımız cevaplar içerisinde mevcut. Peki daha da büyük yapabilir miyiz? Mesela A'ya 6 versek 6 kere 5, 30. 22 için B'ye 11 vermemiz gerekiyor. Olmaz. O zaman demek ki buraya için elde edebileceğimiz en büyük sayı kaç? 48. Dursun. Peki başka ne olabilir? 52'den 12 çıkarttık. 40 olabilir değil mi? Yani 5A artı 2B eşittir 40 olabilir. 12'ye böldüğümüzde 4 kalanını veriyor. Peki devam edelim. Burada ne verebiliriz arkadaşlar? Ee, 6 versek buna 5 vermemiz gerekir. Değil mi? 6 kere 5 30. 5 kere 2 10 topla. Çarpınca da kaç ediyor? 30 geliyor. Ha, bakın biraz önce 48 bulmuştuk. Şimdi 30 bulduk. Demek ki çarpım gittikçe ne yapıyor? Küçülüyor. O zaman bulabileceğimiz en büyük sonuç yani çarpımın en büyük değeri 48. Aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Aşağıdaki düzenekte yan yana iki kutuda bulunan sayıların en büyük ortak böleni bulunarak bu iki kutunun altında bulunan bağlantılı kutuya yazılmaktadır. Buna göre x y z toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi ne yapacağız? 180 ile 120'nin en büyük ortak bölenini bulacağız. Onu x'e yazacağız. E 180 ile 120'yi bölen en büyük sayı kaç arkadaşlar? 60'ta. Bunun yarısı. Bunun da 30 birim. Peki 120 ile 80'i bölen arkadaşlar en büyük sayı kaç? Ortak bölen. Şimdi 2'ye bölsek 60 80'i bölmüyor. 3'e bölsek 40 80'i bölüyor değil mi? Ha, demek ki o da ne olacak? 40 oluyor. Şimdi ne yapacağım? 60'ta 40'ı bölen en büyük sayıya bakacağım. O da kaç gelecek arkadaşlar? 20 değil mi? Toplamlarını istiyor. 120. Cevabımız A şıkkı. Yukarıda kutu içinde yer alan sayılardan biriyle ilgili bu sayılar arasında asal bölen sayısı en fazla olan sayılardan biridir. Asal bölenlerin toplamı 11'den azdır bilgileri veriyor. Bu bilgilere uygun olan sayı hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi ne yapacağız? Bu kutulardaki sayıları bakacağız, inceleyeceğiz. Bu şartları sağlayan hangisi onu işaretleyeceğiz. Ne diyor? Asal bölen sayısı en fazla olan sayıdır. O zaman bana bunların asal bölenleri lazım. 84'ün asal bölenlerine bakalım. 2'ye bölünüyor. 3'e bölünüyor. Bir de 7'ye bölünüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunu ne yapıyorduk? Şöyle yapabiliyorduk. 84'ü 2'ye böl. 42. 2'ye böl 21. 3'e böl 7. 7'ye böl 1. Asal bölenleri 2, 3, 7. Ben ne yaptım? Direkt düşünerek buldum. Peki 96'nın asal bölenleri neler? 2'ye bölünüyor. 2'ye böldüğümüzde ne oluyor? 48. Ha 48'in içerisinde 3 var. Sonra 48'i 3'e bölerseniz o da 16. O da zaten 2'nin kuvvetleri olduğu için demek ki başka asal böleni yok. 105'e bakalım. 105 5'e bölünüyor. 5'e böldüğümde ne oluyor? 21. Ha o da 3 ile 7. Öyle değil mi? Peki 120'ye bakalım arkadaşlar. 122'ye böldük. 60 2'ye böldük. 30 2'ye böldük. 15 ya 15 için 3 ve 5 lazım. Peki 135'e bakalım. 135 e arkadaşlar 5'e böldük. Kaç geldi? 27. 27 de zaten 3'ün kuvvetleri olduğu için bitti. Ha demek ki asal bölenleri bunlar. Diyor ki bu sayılar arasında asal bölen sayısı en fazla olan sayılardan biridir diyor. Ha demek ki ya bu ya bu ya da bu. Peki başka ne diyor? Asal bölenlerin toplamı 11'den azdır diyor. E toplayın bu kaç etti? 12. E toplayın bu kaç etti? 15. E toplayın bu kaç etti? 10. Doğru mu? Ha, 11'den az olan bu sayı. Yani 120'den bahsediyormuş. Cevabımız B şıkkı. Ebatları 1.8 metre, 2.7 metre ve 4.5 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kapalı bir kamyon kasasının içine ayrıtı santimetre cinsinden tam sayı olan eşit büyüklükteki küp kutular kasada hiç boş yer kalmayacak biçimde yerleştirilecektim. Buna göre kamyon kasası içine yerleştirilebilecek kutu sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş bize. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Önce şunu bir santimetreye çevirelim mi? 100 e çarpalım. 180 santim. 270 santim. 450 santim. Ne yapacağız şimdi? Bunları bölen en büyük sayıyı bulalım ki kutunun bir kenarı öyle olsun diyelim. Oradan bir başlayalım. En büyükten başlayalım. Sonra kutuyu küçülte 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 ne yapacağız? Hangileri olur hangileri olamaz ona bakacağız. 2'ye bölsek ne geliyor buradan? 90, 135, 225. 3'e bölünüyor değil mi bunlar? 3'e böl 30, 3'e böl 45. 3'e böl ne geliyor arkadaşlar? 75. Tekrar 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor değil mi? 10, 15, 25. Bir de 5'e bölünüyorlar. 2, 3, 5. Başka da var mı? Yok. O zaman demek ki bu kutunun özür dilerim bu kamyonun arkasına yerleştirilebilecek kutunun en büyük kenar uzunluğu ayrıt uzunluğu daha doğru kenar kullanılmaz değil mi? Üç boyutlu cisimlerde ayrıt derseniz daha doğru olur. 15, 45, 90 santim gelecektir. O zaman ne yapalım? Kamyon kasasının hacmi bölü kutunun hacmi dersek arkaya kaç tane kutu yerleştirilir bulmuş oluruz. Ne geliyor? 180 bölü 9, 2, 3, 5. O da ne geldi arkadaşlar? 30. Demek ki kamyon kasasına 30 tane kutuyu yerleştirebiliriz. Bu cepte. Ama ne diyor bana? Aşağıdakilerden hangisi olamazdı? Zaten benim bulduğum bu 90 en büyük kutunun ayrı uzunluğu e mesela 90 oluyorsa o zaman 45 de olabilir değil mi? Ha o zaman ne yapalım? 45'e bölelim. Bir de oradan bakalım. E 45, 45, 45 dersek. Bu sefer ne geliyor arkadaşlar? 180 bölü 45, 4. 270 bölü 45, 6. 6. 450 bölü 45 10. O da ne gelecek? 240. 240 kutu da yerleştirebiliriz. O zaman bu da olabilir. E hocam 90 oluyorsa 45 oluyorsa 30 da olur. Ha, o zaman bir de kutunun bir ayrı uzunluğu 30 olursa ne olur? Ona bakalım arkadaşlar. Ne yapacağım? 30'a böleceğim değil mi? 30, 30, 30. Buradan ne geliyor? 6, 9, 15. Bu da ne geldi arkadaşlar? E, 9 kere 6, 54. 15 ile çarp. 540, 270, 810 geldi değil mi? Ha, demek ki bu da olabilir. Peki 90, 45, 30. 5'e bölersek 18 mi? Ha, bir de 18'e bölersek ne geliyor? Hemen ona bakalım. Şöyle yazalım. 180, 270, 450 bölü 18. 18, 18. Ne yapıyoruz? 90'ın bölenlerine bakıyoruz. 180'i 18'e 18 böl. 10. 270'i 18'e böl. 15. 450'i 18'e böl. 20 ne geliyor arkadaşlar? 36, 25. E, çarparsak o da ne geliyor? 25 çarpı 15, 375, 3750 mi? Ha, bakın bu da olabilir. O zaman 1920 maalesef olamaz. Ne yaptık? 90'ın bölenlerine göre kutumuzu ufalttık. Kutuyu ufaltınca arkaya yerleşebilecek kutu sayısı da arttı. Onları da ne yaptık? Tek tek bulduk. O zaman aradığımız cevap D şıkkı olamaz. 2 üzeri 3 n eksi 1 64'ten büyük. 3 üzeri n eksi 12 de 1 bölü 27'den küçük olmak üzere n'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Ne yapalım? Şurayı düzenleyelim mi? 2 üzeri 3 n eksi 1 büyük 64. Yani 2 üzeri 6 değil mi? O zaman 3 n eksi 1 büyük 6'dan 3 n büyük 7'den n ne geldi? Büyük 7 bölü 3. Demek ki bizim n sayımız 7 bölü 3'ten büyük olmalı. Peki devam edelim. 3 üzeri n eksi 12 küçük. 1 bölü 27. Yani üzeri 3 üzeri eksi 3 Ha Demek ki n eksi 12 küçük eksi 3. Atın bunu tarafa. Demek ki n küçük 9. Küçük eşit 9. O zaman 7 bölü 3'ten büyük olacak. 9'dan da küçük ve eşit olacak. O zaman 9 olur. 8 olur. 7 olur. 6 olur. 5 olur. 4 olur. 3 olur. Ama 2 olamaz değil mi? 7 bölü 3 2'den büyük çünkü. E ne istiyor bunların? Toplamını istiyor. Toplayalım. Bunları toplarken şöyle bir baştan bir sondan toplarsanız rahat edersiniz. Bakın toplayın 12. Toplayın gene 12. Toplayın gene 12. 3 tane 12 36. 6 da ortada var 42. Demek ki aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. Ayça, Berke ve Can yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde bir oyun oynuyorlar. Oyuna göre önce Ayça ve Berke sayı doğrusu üzerinde birer kapalı aralık belirliyor. Daha sonra Can ebe olarak sayı doğrusu üzerinde bir sayı seçiyor. Can'ın seçtiği sayı Ayça ve Berke'nin aralıklarının her ikisinde de bulunuyorsa Can oyunu kazanıyor ve Ebe değişiyor. Ayça A, Berke'nin seçtiği aralıklarda B olmak üzere şöyle bir eşitsizlik verilmiş bize. Neyi soruyor? Buna göre Can aşağıdaki sayılardan hangisini seçerse oyunu kazanır diye sormuş bize. Şimdi önce ne yapalım? Bir Ayça'nın aralığını bulalım mı? Ne diyor? Mutlak değer A-3 küçük eşit 5. Yani mutlağı kaldırırsak A-3 5 ile 5 aralığı. Her tarafı 3 eklersek eksi 2 a 8. Demek ki a için aralık bu. Peki Berke'ye bakalım. Onu da mutlağa kaldırırsak b artı 2 6 ile eksi 6 aralığı. Her taraftan 2 çıkartırsak eksi 8 b 4. O zaman şimdi ikisini kesiştirelim. Ne diyor çünkü? Can'ın seçtiği sayı Ayça ve Berke'nin aralıklarının her ikisinde de bulunuyorsunuz. her ikisinin kesişimi lazım. Ne yapıyoruz? Küçüklerden büyük olanı alıyoruz değil mi? Eksi 8 eksi 2'den büyük olan kim? Eksi 2. Pıt pıt pıt. Peki büyüklerden de küçük olanı. 8 ile 4 de küçük olan da 4. Demek ki bizim can. Eksi 2 ile 4 aralığında bir sayı seçerse oyunu kazanır. Bakıyoruz şıklara. Ha, ne var? Sadece 4 var. Değil mi? Çünkü 4 ne oluyor arkadaşlar? Eşitlik olduğu için onu da seçebilir. O zaman aradığımız cevap A şıkkı. Fx sabit. Gx birim ve hx doğrusal fonksiyonlar için eşitliği sağlanmaktadır. F1 artı G1 artı H1 5 olduğuna göre H bileşke F2 ve G bileşke H2 toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi Fx sabit bir fonksiyonmuş. Ne olsun bu arkadaşlar? T olsun mesela. O zaman Fx artı 1 de ne olacak arkadaşlar? T olacak. Gx birim fonksiyonsa arkadaşlar eğer x gördüğüm yere x artı 2 yazarsam Gx artı 2 de ne olur? x artı 2 olur. Neydi birim fonksiyon? İçeride ne varsa dışarıda da aynısı. O zaman g x artı 2. x artı 2 olmalı ki birim fonksiyon olsun. Ve eşitmiş. hx doğrusal bir fonksiyonmuş. Ha, demek ki hx doğrusal bir fonksiyonsa arkadaşlar. O da ne olacak arkadaşlar? ax artı b şeklinde olacak. O zaman hx artı 3 ne olacak? ax artı a. Pardon özür dilerim. ax artı 3 a. Artı B olacak değil mi? Ne yaptım? Şu X gördüğüm yere X artı 3 yazıp A'yı dağıttım. AX artı 3A artı B oldu. E böyle bir eşitlik varmış. E şimdi dikkat edin. A dediğim şeyin ne kadar gereksiz olduğunu göreceksiniz. Niye? Çünkü burada X'in katsayısı kaç? 1. O zaman burada da X'in kat sayısı 1. Demek ki A dediğimiz şey kaç olmalı? 1 olmalı. Ha Demek ki bizim HX fonksiyonu AX artı B değil. X artı B şeklinde olmalı. O zaman X gördüğüm yere X artı 3 yazarsam. X artı 3 artı B olacak. O zaman şunu düzeltelim x artı 3 artı b olacak. O zaman buradan t'yi bulduk bakın. x'ler gitti. T de meğerse neymiş arkadaşlar? b artı 1 gelecek. Yani bizim fx sabit fonksiyondu ya. O da neymiş arkadaşlar? b artı 1 eşittir. O zaman bakın f1 e, sabit fonksiyon olduğu için cevap yine t olacak. Yani b artı 1 olacak. Artı g1. E, g1'in fonksiyonu içeride 1 varsa cevapta 1 olacak. E, h1. E neydi arkadaşlar? Bizim fonksiyonumuz için ne demiştik? X artı B demiştik. Doğrusal fonksiyon. E 1 yazarsak o da 1 artı B mi oldu? Eşittir kaçmış? 5. Ha bakın buradan B'yi bulacağım. 2B artı 3 5'ten B'de ne geldi arkadaşlar? 1 O zaman artık hepsini bulduk. Fx meğerse T'di ya. T'de B artı 1'de B'de 1 bulduğumuz için 1 1 daha 2. Fx sabit fonksiyon 2 eşitmiş. Gx zaten birim fonksiyon. X'e eşit. HX arkadaşlar X artı B'ydi. B'de de 1 bulduğumuz için X artı 1'e eşitmiş. Hepsini bulduğumuza göre istediğimiz her şeyi buluruz. Neyi soruyor bana? H'in içerisinde F2 artı G'nin içerisinde H2'yi soruyor. Değil mi? Bileşke fonksiyon böyle demek. Değil mi? Sağdan sola doğru hesaplıyorduk. Evet F2 ne eşit arkadaşlar? Sabit fonksiyon olduğu için 2'ye. Peki h ne eşit arkadaşlar? O da 3'e artı h2 ne eşit işte arkadaşlar 3'e e, g3 birim fonksiyon o da ne olacak eşit 3'e e, 3 ile 3'ün toplamı 6 aradığımız cevap e şıkkı gelecektir. Dik koordinat düzleminde f ve g fonksiyonlarının grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş bize. Ne yapacağız arkadaşlar? Önce bir f ile g'yi bulacağız. Sonra şıkları da kontrol edeceğiz. Önce f ile başlayalım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir doğrunun de denklemini yazarken şu formatı kullanıyoruz. Değil mi? Y eşittir. Mx artı n formatını. M neydi arkadaşlar? Eğimdi. N de neydi arkadaşlar? Y ekseni kestiği nokta. O zaman fx ile başlıyorum. Y dediğimiz şey zaten fx eşittir. Eğim. Eğimi kaç arkadaşlar? Ne yapıyorduk? X ekseni kestiği noktanın sağındaki açının yani şu alfanın tanjantına bakıyorduk değil mi? O da karşı bölü komşu 4 bölü 2'den 2 mi? Yani 2x artı ne dediğimiz şey y ekseni kestiği nokta o da 4. Evet fx'i bulduk. Sırada g var arkadaşlar. Hemen onu da bulalım. gx eşittir. Önce eğimini bulalım. x ekseni kestiği noktanın sağındaki açı yani geniş açı değil mi? Ha, bunun eğimi ne olacak? Eksi. Ha, zaten bakın şurası 2. Burası 2 ya şu 45 derece değil mi? Demek ki burada 135. E, tanjant 135 eğim o da eksi 1 mi? Ha, ne olacak? Eksi x olacak. Peki y ekseni nerede kesiyor? Eksi 2'de. O zaman gx fonksiyonunda ne olacak? Eksi x eksi 2 gelecektir. Artık fx belli gx belli gerisi kolay. f ile g'yi topla diyor. f ile g'yi toplarsam ne olur arkadaşlar? x artı 2 olur doğru mu? Yazalım. f artı gx eşittir ne olacak? x artı 2. x artı 2'nin grafiği acaba bu mu? x'e 0 var y'si 2. y'ye 0 var yani 0 eşitliği işte. x eksi 2 sağlıyor değil mi? Demek ki a şıkkı doğru. Devam edelim. B ne diyor? F eksi G. 2x artı 4'ten eksi x eksi 2'yi çıkartırsam F eksi G ne oluyor? 3x artı 6. O zaman x'e 0 var. Y'si 6. Y'ye 0 var. Yani 0 eşit de eksi 2. O zaman bu da doğru oldu arkadaşlar. Devam edelim. Ne diyor? G eksi F. G'den eksi F x'i çıkartırsam o da eksi 3x eksi 6 mı oluyor. Ha, ne olacak o da? X'e 0 var. Y'si eksi 6. Y'ye 0 ver. X eksi 2. Bu da oldu. Peki F bileşke G. Ne yapacağım? G'yi gelip bunun içine mi yazacağız? Yazalım. Ne olur? X gördüğüm yere eksi X eksi 2 yazarsam. Eksi 2 X eksi 4 artı 4 0. Yani eksi 2 X mi oldu? Ha, o da ne olacak? Olmadı. Neden? Orijinden geçecek ama eğim eksi olduğu için sola yatık olacak. Doğru mu? Dolayısıyla bu arkadaş yanlış oldu. Peki E'ye de bakalım. Hadi elimizdeymişken. G bileşke F. Ne yapacağım? G fonksiyonunda şunu yazacağım değil mi? Ne olur o da? Eksi 2x, eksi 4, eksi 2, eksi 6 mı? Eksi 2x, eksi 6. X'e 0 var. Y'si eksi 6. Bunu 0 eşitle. X'e eksi 3. Evet o da sağlıyor. Demek ki yanlış cevap D şıkkı. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere A ve B kümeleri veriliyor. Dik koordinat düzleminde A kartezyen B kümesinin elemanlarını dışarıda bırakmayan en küçük alanlı dikdörtgenin köşegen uzunluğu 11'im. Olduğuna göre A çarpı B'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi dikdörtgenin köşegen uzunluğu 11'imse o zaman bu dikdörtgenin kenar uzunlukları ya 6'ya 8 ya da 8 6 olacak değil mi? Mesela şöyle olabilir. Şurası 6 burası 8. Şurası 10 veyahut da şöyle olabilir. Burası 6 burası 8 köşegen uzunluğu 10. Hocam hipotenüsü 10 olan yani köşegen uzunluğu olan başka dik üçgen yok mu? Normalde bir sürü var ama pozitif tam sayılarda maalesef sadece 6 8 10 üçgeni var değil mi? Yoksa hipotenüsü 10 olan bir sürü dik üçgen var ama onların kenarları tam sayı gelmez. Ha o zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Burada bakın şuradaki ilk noktamız, buradaki son noktamızsa aradaki mesafe 8 birim. Buradaki aradaki mesafeden ne olacak? 6 birim olacak değil mi? Ne yapıyorduk kartezyen çarptığımı hatırlıyorsunuz değil mi? İşte şöyle noktaları eşleştiriyorduk. Mesela noktalarımız şunlar olsun. Sonra bunun etrafına bir dikdörtgen çizdiniz de bu dikdörtgen diyorduk ki noktaları dışarıda bırakmayan en küçük alanlı dikdörtgen diyordu. O zaman buradan bakalım. Mesela şuradaki mesafe uzunluk 8 birim olsun. O zaman A'ya verebileceğim değer kaç olur arkadaşlar? 9 olur. Peki o zaman buranın 6 olması için B'ye verebileceğim değer de kaç olur? 6 olur. Hocam mesela şu a yerine biz eksi 7 alsak da olmaz mı? Birden eksi 7'ye de 8 birim. O da olurdu. Fakat bir daha hatırlatalım. A ve B pozitif tam sayı olduğu için olmaz. Yani o zaman 9 kere 6 54. Buradan A çarpı B kaç kere 54. Ama şöyle de olabilirdi. Belki buradan 6 buradan 8 gelirdi. O zaman A buradan 7 olurdu. B de buradan 8 olurdu değil mi? 8 eksi 0 uzunluk 8 birim olurdu. 7 1 uzunluk 6 birim 6 8 10 gene olurdu. Buradan da ne geliyor çarpım 56. Başka bir ihtimal var mı? Maalesef yok. Toplamını soruyor bize 110. Aradığımız cevap C şıkkı. Baş kat sayısı 2 olan ikinci dereceden bir Px polinomunun x eksi 3 ve x 2 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 7 ve 2'dir. Buna göre Px polinomunun sabit değerimi kaçtı. Şimdi ne yapalım? Şu Px polinomunu bir oluşturalım. Neymiş baş kat sayısı? 2 olacak. O zaman 2x kare ikinci dereceden dediği için artı x artı b şeklinde olacak. Neyi biliyoruz biz? x eksi 3'e böldüğümüzde kalan 7. Yani bu ne demek? p 3 eşittir 7 demek. Ve aynı şekilde x eksi 2 ile bölümden kalan 2. Bu da ne demek? p 2 eşittir 2 demek. Artık bunları yerine yazıp iki tane denklem çok rahat çözeriz değil mi? 3 yazalım. 3'ün karesi 9 2 ile çarp. 18 artı 3 a artı b eşittir 7. 2 yazalım. 2'nin karesi 4. 2 ile çarp 8 artı 2a artı b o da eşittir 2. Ne yapalım? Şu aşağıdakini eksi ile çarpalım. Taraf tarafa toplayalım. P, B'lerden kurtulalım değil mi? Ne geliyor buradan? 10 artı A. B'lerden kurtulduk. 7 eksi 2. 5'ten. A neymiş arkadaşlar? Eksi 5. O zaman A yerine eksi 5 yazarsak. Şurada yazalım. Eksi 15 artı 18 artı 3. Attık bu tarafa. B'de kaç geldi? 4 geldi. Artık A'yı B'yi bulduk. Her şeyi sorabilir bize. Neyi soruyor? Sabit terimi soruyormuş. Yani B'yi. O zaman aradığımız cevap 4. B şıkkı. Üçüncü dereceden bir Px polinomu x kare eksi x eksi 6 x kare eksi 7 x artı 12 polinomlar ile tam bölünmektedir. Px polinomunun katsayılar toplamı 72 bizden sabit terim istiyor. Şimdi üçüncü dereceden polinom şu arkadaşlara tam bölünüyorsa şu arkadaşlar önce bir çarpanlarını ayıralım. İçerisinde ne var bir görelim de x kare eksi x eksi 6 çarpanlarına ayırırsam x eksi 3'e x artı 2. x kare eksi 7 x artı 12 o da x eksi 3'e x eksi 4. Ha, dikkat edin her ikisi de x eksi 3 ortak o zaman ben px polinomunu artık yazalım. x eksi 3 her ikisi de, ortak olduğu için bir kere yazalım. x artı 2 x eksi 4. Şu an ne oldu bizim px polinomu? x eksi 3 çarpı x artı 2 ve x eksi 3 çarpı x eksi 4 ile tam bölünüyor. E hepsinde hepsini de çarparsak 3. dereceden oldu mu? Demek ki başka çarpana gerek yok. Yalnız baş katsayısını bilmediğim için ne yapacağım? Oraya bir A ekleyip onu bulmam lazım. Nasıl? İşte burada. katsayılar toplamı 72 imiş. O zaman x yerine 1 yazıp 72 eşitleyeceğim. A çarpı 1 yaz eksi 2. 1 yaz 3. 1 yaz eksi 3 eşittir 72. Buradan A'yı buluruz değil mi? Eksi 9 artı 18. A kaç geldi? 4. Demek ki bizim Px polinomu artık belli oldu. Px polinomumuz 4 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4. İstediğini sorsun bana. Neyi soruyor? Sabit terimi. X yerine 0 yazarsak P0 eşittir. 4 çarpı eksi 3 çarpı 2 çarpı eksi 4. Ne geldi? Eksi 8 artı 24. 4 ile çarp 96. Demek ki sabit terim 96. Cevabımız E şıkkı. Berk tek renkli sadece siyah ve sadece beyaz renkleri bulunan gömlek, pantolon ve ayakkabılardan birer tanesini giyecekti. Berk'in renk ve kıyafet seçimleriyle ilgili aşağıdaki önermeler verilmiştir. P beyaz gömlek, Q siyah pantolon, R de beyaz ayakkabı. Önermesi yanlış olduğuna göre. Ha, P ve Q ise R yanlışmış arkadaşlar. O zaman buradan şunu anlarız. İse işleminde cevap 0 çıktıysa burası 1. Bu da sıfır olmalı değil mi? 100 diye bir kural vardı değil mi? İse işleminde ne diyorduk? 1 ise sıfırın değeri kaçtı arkadaşlar? Sıfırdı. Ne diyorduk buna? 100 kuralı. 100 sayısı var bakın. İse işleminde sıfırın çıkma ihtimali sadece buna bağlıydı. O zaman R'nin sıfır yani yanlış olduğunu biliyoruz. Beyaz ayakkabı seçmiştir diyor. Hayır. Demek ki bizim Berk'in ayakkabısı ne olacak? Siyah olacak. Siyah ayakkabı. Peki. P ve Q'nun cevabı 1 ise her ikisi de ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. çünkü 0 yutan eleman V işleminde cevap 1 geldiğine göre ortalıkta 0 yok. Her ikisi de 1. Yani her ikisi de doğru. Demek ki beyaz gömlek, siyah pantolon, siyah ayakkabı olacak. Yani aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir Px polinomunun sıfırları yani kökleri değil mi? x1, x2 ve x3 gerçel sayıları orup Bunlar arasında şöyle değişik bir bağıntı varmış. P(x) polinomunun sabit terimini vermiş. Katsayılar toplamını istiyor. Şimdi 2 3 4 kaçta birleşir? 12'de. Demek ki buna 6t dersek burası 4t, burası da ne olacak arkadaşlar? 3t. Bunlar kim? Sıfırları yani kökleri. O zaman kökler belliyse ben bunun denklemini yazarım. Baş katsayısı da 1'miş. Ne güzel. O zaman x 6t x 4t ve son olarak x 3t Peki neyi biliyorum ben? Sabit terim yani P0'ın 9 olduğunu biliyorum. O zaman x yerine 0 yazalım. 6 t. 4 t. 3 t. Eşittir kaç olacak arkadaşlar? 9. Ne geliyor burası? 24 72 t küp mü? Eksi 2 72 t küp. 9'dan t küp demek ki 1 bölü 8. T de buradan ne geldi? 1 bölü 2. O zaman artık Px polinomumuz belli. Ne istiyor? Kat sayılar toplamı. Yani P1. O zaman Px polinomunu yazalım. P1'i buluruz zaten x eksi 6 t. t yerine eksi 1 bölü 2 yazarsak x artı 3 mi olur arası? x eksi 4 t. eksi 1 bölü 2 yazarsak x artı 2. x eksi 3 t. eksi 1 bölü 2 yazarsak x artı 3 bölü 2. Evet bana p1 lazım. x yerine 1 yazdık. 4 1 yazdık. 3 1 yazdık. 5 bölü 2. 4 kere 3 12 60 bölü 2'den 30 yani aradığımız cevap d şıkkı. A, B, C gerçel sayılar olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir 0 ikinci dereceden denklemin katsayıları arasında şöyle bir bağıntılar bulunmaktadır. Buna göre B artı C bölü A ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi i̇şte sayıları arasında bulunan bağıntı 4A-2B artı C eşittir 0 16 artı 4B artı C eşittir 0. Şimdi şu 4A-2B artı C'yi ben oluştururum gibi geride. X'lerine eksi 2 yazın bakın şurada. Ne olur? 4 A eksi 2 B artı C eşittir 0 olur. O zaman ben buradan şunu anlarım. Demek ki bu denklemin köklerinden birisi eksi 2 ymiş. Çünkü eksi 2 yazı cevap kaç olmuş? 0. Ha, bu arkadaşı da oluştururum sanki değil mi? X'e bakın 4 yazın. X'e 4 yazarsam 16 A artı 4 B artı C eşittir 0 oluyor. Demek ki bu denklemin kökleri arkadaşlar eksi 2 ve 4'müş. O zaman ben bu denklemini ne yaparım? Yazarım. Ne diyeceğim? Px eşittir. Pardon Px değil. Polinom değil. Ax kare artı Bx artı c. şöyle yazabilirim. X artı 2 çarpı x eksi 4 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim değil mi? Yalnız başında ne olacak arkadaşlar? Bir tane A olacak. Doğru mu? O zaman ne oluyor burası? A çarpı x kare eksi 2x eksi 8'den A, ax kare eksi 2ax eksi 8a. İşte bizim vatandaş buna eşitmiş arkadaşlar. Artık soru bitti. B artı C. Ha, B yerine ne geldi? Bakın. Eksi 2A. Artı C. C yerine ne geldi? Eksi 8A. Bölü A zaten A. O da ne yapar? Eksi 10A bölü A'dan eksi 10. Yani aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. a bir tam sayı olmak üzere 2X eksi A çarpı 3X eksi 14 küçük eşit sıfır eşitsizliğini sağlayan sadece 3 tane X tam sayısı bulunmaktadır. Buna göre A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Bir eşitsizlik sistemi ne yapacağız? Kökleri bulup sayı doğrusuna yerleştirip oradan çözüm kümesine ulaşacağız. Hadi yapalım. Ne yapacağım kökleri bulmak için? Şu çarpanları bir sıfır eşitleyelim doğru mu? 2x eksi A eşittir sıfırdan. Birinci kökümüz ne geldi arkadaşlar? A bölü 2. 3x eksi 14 eşittir sıfırdan. Diğer kökümüzde ne geldi arkadaşlar? 14 bölü 3. Şimdi ne olacak? 2 tane kökümüz var. Birisi a bölü 2 birisi 14 bölü 3. Şimdi a bölü 2 14 bölü 3'ten küçük mü büyük mü bilemiyorum. O zaman iki ihtimalde bakacağız. Ne yapalım küçük olsun. O zaman a bölü 2'yi sola 14 bölü 3'ü sağa koyduk değil mi? Başlangıç işaretimiz artı artı demek ki artı. Her kökte işaret değiştiriyorum. Eksi artı. İfadenin küçük eşit sıfır olduğu söylenmiş. Ha, demek ki bu aralığı alacağım. Doğru mu? Peki bu aralıkta kaç tane değer olacak? 3 tane o zaman ben buraya ne yapacağım? 3 tane kök yerleştireceğim. 14 bölü 3'ün yaklaşık değerini arkadaşlar işte 4.7 gibi bir şey. 4.6 gibi bir şey. O zaman 4.7'den küçük. Niye alabilirim? 4'ü alabilirim. 3'ü alabilirim. 2'yi alabilirim. Peki bu a bölü 2'ye ne diyelim o zaman? 2 diyelim değil mi? Neden? Çünkü eşitlik var. Sınır alabiliriz. Ha, o zaman a bölü 2 eşittir 2'den. A'nın alabileceği değer kaç geldi arkadaşlar? 4 geldi. Demek ki A 4 olursa 14 bölü 3 ile 2 aralığında 3 tane kökümüz vardır deriz. Tabii ben burada ne yaptım? A bölü 2 14 bölü 3'ten küçük aldım. Peki büyük de olabilirdi öyle değil mi? Ha, o zaman bir de orta taraftan bakalım. 14 bölü 3 A bölü 2 artı eksi artı. Bu aralıkta kaç tane kök olacak? 3 tane. Ne demiştik 14 bölü 3 için yaklaşık olarak 4.7 değil mi? O zaman burası ne olabilir? 5 olabilir 6 olabilir 7 olabilir. Ha, demek ki a bölü 2 eşittir 7'den. A ne geldi arkadaşlar? 14 geldi. Peki bitti mi? Bitmedi değil mi? Neden? Farkındaysanız a bir tam sayı ve ben de ne yaptım? Sınırları dahil ettim. E sınırları dahil olmayabilir. 2, 3, 4 aralığı için mesela burası ne olabilir arkadaşlar? 2'den küçük kesili bir sayı olabilir. Mesela 1,5 gibi değil mi? Nasıl olur? A'ya 3 verirsek değil mi? Hakikaten bakın A'ya 3 verirsem 3 bölü 2'den burası ne gelir? 1 buçuk. 1 buçuktan büyük tam sayıları alacağım için gene 2, 3, 4 olur. O zaman hocam A2 olur mu? A2 olmaz. Değil mi? Çünkü 2 bölü 2 olursa 1 olur. E 1 de eşitlik olduğu için çözüm kümesine dahil olur. O zaman 3 değil 4 tane kökümüz olur. O zaman aynı şey burada da geçerlidir. Değil mi? Ne diyeceğiz? 7 içeriye barındıracağına göre 7 buçuk olabilir. Ha, A buradan 15 de olabilir. Doğru mu? Ha, şimdi bitti. A'nın alabileceği değerler toplamı. 7 buradan geldi. 29 buradan geldi. Toplarsak 36. Aradığımız cevap E şıkkı. Aşağıda y eşittir fx ve y eşittir f bileşke gx fonksiyonlarının grafikleri çizilmiştir. Buna göre g3 artı g eksi bir ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Ne yapacağız arkadaşlar şimdi g3'ü bulacağız doğru mu? Nereden bulalım? Şuradan bir başlayalım. Neyi biliyorum ben? F bileşke g x yerine 3 yazalım. 3. Hemen bakıyoruz. Grafikte f bileşke g3'ün değeri kaç arkadaşlar? 0. O zaman f bileşke g3 0 eşit. E bu ne demek? f'nin içerisinde g3 eşittir 0 demek. Bileşke denince ne yapıyorduk? Sağdakini soldakinin içine yazıyoruz. Ha şimdi g3'ün değerini merak ediyorduk. Onun değerine t diyelim. O zaman buradan neyi biliyorum ben artık? ft eşittir 0. Peki ft eşittir 0'ın değerini biliyor muyum? E tabii ki de biliyorum. Bakın şurada bir eksi 1 değerinde f fonksiyonu kaç olmuş? Sıfır olmuş. Ha, demek ki t dediğimiz şey kaç olmalı? Eksi 1. E, t diye biz kime demiştik? G3'e mi? Ha, demek ki arkadaşlar G3 kaça eşitmiş? Eksi 1'e. O zaman taktiği çözdük. Hemen diğer değeri de bulalım. Ne istiyor? G eksi 1. O zaman bileşgede yerini yazıyorum. F'nin içerisinde G eksi 1. Ne işte arkadaşlar? Hemen F bileşke G eksi 1'e bakıyorum. Adı sıfır eşit doğru mu? Ne diyelim bunun cevabına? M diyelim. O zaman Fm eşittir 0 oluyor. Bakıyorum F fonksiyonda arkadaşlar 0'ı de veren değer kaç? Ha, yine eksi 1 doğru mu? Demek ki M kaçmış? Eksi 1. E, M diye biz kime demiştik? G eksi 1'e mi? Ha, G eksi 1 de kaç eşitmiş arkadaşlar? Eksi 1'e. E, e G3 de eksi 1'e. Toplarsak eksi 2'ye cevabımız C şıkkı. Yukarıda 9 eş kareden oluşan kare biçimindeki renk kare kodu verilmiştir. Bu kare kodun her bir satırındaki kareler yer değiştirilerek birbirinden farklı kare şeklindeki yeni renk kare kodları elde edilecektir. Buna göre en fazla kaç farklı renk kare kodu elde edilebilir demiş. Neye dikkat edeceğiz? Her bir satırındaki kareler yer değiştir. O zaman şu satırdan başlayalım. Bu satırda arkadaşlar 3 farklı renk var. E bunlar kaç farklı şekilde yer değiştirir? 3 faktöre. İkinci satıra geçelim. İkinci satırda kaç farklı renk var? Gene mavi, turuncu, gri olmak üzere 3 farklı renk var. E kaç farklı şekilde sıralanır? 3 faktöre. Ve son satıra gelelim. Ha, dikkat edin son satırda 2 farklı renk var. 2 kırmızı, 1 yeşil. O zaman burada ne yapacağız? Tekrarlı permütasyon uygulayacağız değil mi? 2 kırmızı, 1 yeşil. Yani bu da ne olacak arkadaşlar? 3 faktörel bölü ne yapıyorduk? Tekrar edenlerin faktöriyelini bölüyorduk. Doğru mu? 3 faktöriyel bölü 2 faktör. E gerisi 4, 4 işlem. 3 faktöriyel 6. 3 faktöriyel 6. 3 faktöriyel 6. 2 faktöriyel 2. 6 bölü 2'den 3. O da ne yapar? 108. Aradığımız cevap D şıkkı. Aşağıda 16 eş kareden oluşan bir ışıklı tabela gösterilmiştir. Bu tabloda 2 kare siyah renge boyanmıştır kırmızı ile boyanacak kareler ise aşağıdaki kurala göre belirlenecektir. Her bir siyah kare içinde yazan sayı o kare ile ortak en az bir noktası olan kırmızı renge boyanacak kare sayısını göstermektir. Buna göre verilen kurala uygun olacak şekilde en fazla kaç farklı tabela hazırlanabilir diye sorulmuş bize. Şimdi şu siyah kutunun içerisinde 3 yazması demek bunun etrafına en az bir noktası ortak olan 3 tane kırmızı kutu çizeceksiniz demek. Mesela bir tane şu olabilir. Bir tane bu olabilir. Bir tane de bu olabilir misal. Ne oldu hocam? Şunun ortaklığı var. Ya bakın şu köşedeki noktada bir ortaklık var. Ne diyor burada bakın? En az bir noktası diyor. E köşede de ortaklık olduğu için bu şekilde olabilir. Ya da işte bu şekilde değil de şu şekilde de olabilir gibi. Ha, o zaman bu vatandaş içinde ne olacak? Etrafında 4 tane kırmızı kutu olacak. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken olay şu. Mesela şu kutuyu boyarsanız hem 3 ile hem de dörtlü ortak olacağı için ona göre ayarlama yapmanız lazım. Doğru mu? Yani sadece 3 için değil 4 için de ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bir komşu kutu oluyor. Oraya dikkat etmeniz lazım. Peki ne yapalım? Şimdi önce 3 ve 4 numaralı kutuların hiç ortak kutusu olmayacak şekilde yerleştirin. Hiç ortak kutu olmayacaksa hem 3 hem 4 için. Mesela 3'ün şurasını boyayabilirim. Burasını boyayabilirim. Burasını boyayabilirim başka da bir ihtimal yok. Çünkü etrafına çizebileceğim diğer iki kutu bu. Ama onlar 4 ortak olduğu için şimdilik onu istemiyorum. O zaman 3 kutudan kaçını seçeceğim? 3'ünü seçeceğim. 3'ün üçlüsün. Çarpı şimdi 4'e bakalım. Aynı şekilde 4'ün etrafına çizeceğim kutularında 3 ile hiçbir ortaklığın olmaması lazım. O zaman ne olacak? Şunu seçebilirim. Bunu seçebilirim. Bunu seçebilirim. Bunu seçebilirim. Bunu seçebilirim. Bunu seçebilirim. Bunu seçebilirim. Başka bir ihtimal var mı? 4'ün etrafında olup da 3 ile komşulu olmayan Yok. O zaman burada kaç kutu var? 6. Kaç tane seçeceğim? 4 tane. 6'nın 4'lüsü. İkisinin de hiç ortak kutusunun olmadığı durum bu. Peki. Veya ikisinin bir tane ortak kutusu olsun hadi. Ha, i̇kisinin bir tane ortak kutusu olacaksa ya şunu ya da bunu boyayacağım. Doğru mu? Ha, i̇kisinden birisini boyarsam her ikisi ne olur? Ortaklık olur. O zaman iki ihtimal var. İkisinden bir tanesini seçeceğim. Misal ne olsun? Şu vatandaşı seçmiş olalım. Şimdi 3 için bakalım. O zaman 3'ün etrafına 2 tane daha kutu boyamam lazım. Çünkü 3 tane boyalı kutu olacak diye. O zaman şunu seçebilirim. Bunu seçebilirim. Bunu seçebilirim. neye dikkat edeceğim? 4 ile de ortak olmamalarına. Çünkü ne anlaştım? 3 ve 4'ün sadece bir tane ortak kutusu olsun dedim. Ve onu da zaten ayarladım. Demek ki diğer kutular ortak olmayacak. Ha, kaç tane durum var? 3 tane durum. Ve ben bunlar ne yapacağım? 2 tane seçeceğim. Çünkü zaten bir tanesi bu vatandaş da o zaman 3'ün ikilisi. E gelelim 4 için şimdi arkadaşlar. 4'ün etrafına da 3 tane kutu seçeceğim. Çünkü zaten bir tanesi var. Yalnız neye dikkat edeceğim? 3'lü ortaklı olmayacak. O zaman şu vatandaş olabilir, değil mi? Bu vatandaş olabilir, bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Bir de bu olabilir. Kaç ihtimal var? 6 ihtimal. Kaç tane seçeceğim dedim? 3 tane. 6'nın 3'lüsü. Süper. Bu durumda bitti. Veya 3 ve 4 numaralı kutuların 2 tane ortak kutusu olsun. Yani şu ve de bu. Başka da zaten bir ihtimal yoktu, doğru mu? O zaman 2'nin ikilisi. Bu iki kutudan ikisini de seçeceğim. Hepsini seçtim. Ha şimdi 3'ün etrafına bir tane daha kutu seçmem lazım. Ya bunu seçeceğim, ya bunu seçeceğim ya da bunu seçeceğim. Yani 3'ün birlisi. Ve 4 için gelelim. Etrafında iki kutu var. Benim iki tane daha seçmem lazım bunu, 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 bunu seçebilirim. Yani 6 durumda yine 2 tane seçeceğim. Bitti. Başka da bir ihtimal söz konusu değil. Zaten 3 ve 4'ün 3 tane ortak kutusu diye bir şey yok. Eğer olsaydı ona da bakacaktım ama yok. O zaman tüm ihtimaller burada. Diğerisi 4 işlem. 3'ün 3'lüsü 1. Yazmaya gerek yok. 6'nın 4'lüsü, 6'nın 2'lisi o da kaç? 15 mi? 15 çarpı 1'den burası 15 geldi. 2'nin 1'lisi 2. 3'ün ikilisi 3, 6 etti. 6'ın üçlüsü 20. 6 çarpı 20'den de ne geldi? Buradan 120 geldi. Süper. 2'nin ikilisi 1 salla. 3'ün birlisi 3. 6'nın ikilisi 15. 15 çarpı 3 buradan da 45 geldi. Ha, toplarsak kaç durum geldi arkadaşlar? 180 durum. Demek ki aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 4. Eşittir x veriyor. Buna göre ifadesinin x türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi bakın logaritma 2 tabanında 3 var. Artı logaritma 3 tabanında 4 var. Eşittir neymiş yap X. Bana sorulan şey bunların kareli ifadeleri. Doğru mu? O zaman ne yapalım? Her iki tarafı karesini alalım ki. Şunlar gelsin karşımıza. Ne yapıyor? Her iki tarafın karesini alıyorum. Hadi alalım. Birincinin karesi. Logaritma 2 tabanında 3'ün karesi. Artı ikincinin karesi. Yani logaritma 3 tabanında 4'ün karesi. Artı iki katı birinci çarpı ikinci. Eşittir x'in karesi. Zaten şurası benden istenilen buna ne diyelim? Soru işareti diyelim. Bunu bulmaya çalışacağız. Ha, şuraya bakalım. Şöyle bir kural vardı. Hatırlıyor musun? Şuraya bir hatır deyip onu hatırlatalım size. Neydi? Logaritma a tabanında b ile logaritma b tabanında c'yi çarparsanız şu b'ler birbirini götürüyordu. değil mi? Böyle çapraz ifadeler birbirini götürüyordu. Geriye logaritma a tabanında c kalıyordu. Hatırladınız değil mi? O zaman ben bunları çarptım uzağın 3'ler gitti. 2 tane logaritma 2 tabanında 4 kaldı değil mi? Eşittir x kare. Ha, şimdi soru işaretini bulacağız. Artı 2 e, tabanında 4. O da arkadaşlar 2 eşit değil mi? Ne demekti bu? 2 tabanında 4 demek 2'nin karesi demek. E şu 2'yi de başa atarsak 2 tabanında 2. 1 cevap da geç gelir buradan. 2 gelir. Ha, buranın cevabı 2. 2 e de burada var. 2 kere 2 4 eşittir. X kare. Ha, bana soru işareti lazım. At bu yavru bu tarafa. Demek ki soru işareti neye eşitmiş? X kare eksi 4'e. Yani aradığımız cevap E şıkkı. Üzerinde 1'den 100'e kadar olan tam sayıların yazılı olduğu bir cetvel türünde her x tam sayısının 1'e uzaklığı ln x birimdir. Mesela 2'nin 1'e olan uzaklığı ln 2 birim, 3'ün 1'e olan uzaklığı ln 3 birim gibi. Bu cetvellerden iki tanesi aşağıdaki gibi konumlandırıldığında üstteki cetveldeki 39 sayısı alttaki cetvelde 15 sayısına denk gelmektedir. Buna göre bu iki cetvelde 39 ve 15 gibi birbirine denk gelen 39 ve 15 dışında kaç farklı tam sayı çifti vardır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar Cetvelimizi bu şekilde konumlandırdığımızda 39 15 aynı hizaya gelmiş. Peki mesela şurada da bir x tam sayısı olsun. Burada da bir y tam sayısı olsun. Bunlar da ne olacak? Aynı hizaya gelecek. Benden istenen şey şu. Peki ben neyi biliyorum? Mesela bir şurada. Bir burada doğru mu? O zaman ben şuradaki mesafenin ln 39 olduğunu biliyorum. Yukarıdaki kurala göre. E şuradaki mesafenin de ln x olduğunu biliyorum. Peki aynı şekilde arkadaşlar şuradaki mesafenin ben elen 15 olduğunu biliyorum. Ve buradaki mesafenin de elen y olduğunu biliyorum. Doğru mu? Çünkü Cetvel'de öyle demiş. Her noktanın biri olan uzaklığı demiş. Ha, o zaman y'nin 1'e olan uzaklığı elen y. 15'in bir olan uzaklığı elen 15. Şimdi dikkat ettiyseniz her iki durumda da şu aradaki mesafeler birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Çünkü 39 ile 15 aynı hizada. X ile Y aynı hizada. O zaman aralarındaki mesafeler birbirine eşit olmalı. Peki ben şu aradaki mesafeyi yukarıdaki cetvelde nasıl bulurum? E, ln 39'u çıkartarak o zaman yazalım. ln pardon ln eksi ln 39 eşittir. Peki aşağıda nasıl yazabilirim? şu mesafeden bunu çıkartarak yani ln y eksi ln 15. Ya o zaman şu, şu sayıları bir tarafa x'leri y'leri bir tarafa atalım mı? Bu yavruyu bu tarafa atıyorum. Bunu da bu tarafa atıyorum. O zaman ln x eksi ln y eşittir ln 39 eksi ln 15. Ya bölüm durumunda hatırlayınız. Özür dilerim. Fark durumunda hatırlayınız. Bölüm durumuna çeviriyorduk. Doğru mu? Logaritmi. O zaman ben bunu ln x bölü y bunu da elen 39 bölü 15 diye yazalım. Buradan şunlar giderse A demek ki x bölü y eşittir. 39 bölü 15. Onu da 3 ile sadeleştirirsek 13 bölü 5 mi? E şimdi artık bu şartı sağlayan x ve y ikililerini bulacağız. E çok kolay. Mesela x'e 13 verirsiniz. Y'ye 5 verirseniz olur. Demek ki arkadaşlar 13 ile 5 ile ne oluyor? Bu hizada yan yana gelmiş oluyorlar. Peki devam edelim. 26'ya 10 olabilir. Değil mi? 2 ile genişletirsem. 3 ile genişletirsem 39 15 o zaten vardı. Geçelim onu. 4 ile genişletirsem arkadaşlar ne gelecek? 52'ye 20. Sonra 5 ile genişletirsem 65'e 25. E, 6 ile genişletirsem 78'e 30. E, 7 ile genişletirsem 91'e 35. E 8 olmaz. Yani 104 oluyor. Bizim cetvel 100 santimlikti. Dolayısıyla Başka da bir ihtimal gelmiyor. Ha, buradan kaç durum geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 durum geldi. Demek ki aradığımız cevap A şıkkı. A AN dizisinde AN artı 1 eşittir. 3 üzeri N çarpı AN. A1 1 olduğuna göre A20 kaçtır diye sorulmuş bize. Ne yapalım? A1 vermiş. A1'e ulaşmaya çalışalım. N yerine 1 yazarsak değil mi? Bakın N yerine 1 yazıyorum. A2 ne yapabilirim? Bu sayede bulabilirim. 3 üzeri 1 çarpı A1. O zaman bu şekilde ilerleyerek A20'ye kadar gidebilirim. En yerine 2 yazalım. A3 eşittir. 3 üzeri 2 çarpı A2. En yerine 3 yazalım. A4 eşittir. 3 üzeri 3 çarpı A üzeri 3. Bla 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 bla. En yerine 19 yazalım. Değil mi? Aman ha gaza gelip de 20 yazmayın. 21'e geçersiniz çünkü. En yerine 19 yazalım. A20 eşittir. 3 üzeri 19 çarpı A19. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bunları taraf tarafa çarpalım değil mi? E çarptığımız zaman dikkat edin. Eşitliğin farklı tarafındaki A2'ler birbirini götürecek. A3'ler birbirini götürecek. A4'ler birbirini götürecek. A19'lar birbirini götürecek. Burada sadece ne kalacak? A20 eşittir. Burada ne kalacak? Bakın 3'ün kuvvetleri 3 üzeri 1'den 3 üzeri 19'a kadar olan sayıların çarpımı. Bir de şurada A1 kalacak. Doğru mu? Ha, zaten a 1 de 1'di. Yazmasak da olur. O zaman A20 dediğimiz şey meğerse 3'ün üzerinde 1, 2, nokta 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 19'a kadar olan sayıların toplamı. Doğru mu? Çünkü neyi biliyoruz biz? Tabanlar aynısı. Çarpım durumunda. Üstler toplanır. O zaman A20 eşittir. 3 üzeri. Neydi 1'den 19'a kadar olan sayıların toplam formülü? N çarpı N artı 1 bölü 2. Doğru mu? Hemen sadeleştir. O da ne yaptı? 190. Demek ki A20 neymiş? 3 üzeri 190. Aradığımız cevap D şıkkı. İlk n teriminin toplamı Sn olan bir aritmetik dizide Sn eksi Sn 1 eşittir 4 eksi 7 olduğuna göre dizinin 6. terimi kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar bize neyi vermiş? İlk n terim toplamını vermiş. E o zaman Sn'den biz sn biri çıkartırsak geriye ne kalır? Önce onu bir keşfetmemiz lazım. Doğru mu? Peki nasıl halledeceğiz? Sn ne demek? İlk n terim toplamı. Yani A1 artı A2 artı A3 artı nokta 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 A n demek. Bunların toplamı demek. Peki Sn-1 ne demek? İlk n-1 terimin toplamı. Yani A1 A2 A3 nokta 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 nokta, nokta A n 1 demek doğru mu? Ha şimdi bunların toplamı yalnız önde eksi olduğu için ha eksi dağıtırsak eksi a1 eksi a2 eksi a3 eksi nokta 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 eksi a n 1. Eşitliği neymiş? 4 eksi 7 n. E şimdi dikkat edin a1'ler gitti mi? Ha a2'ler gitti. a3'ler gitti. E şu a n'den önce ne var? a n 1 vardı. O zaman o da gitti. Ha gereğine kaldı? a n mi kaldı? Meğerse a n neymiş? 4 eksi 7 n'miş. Şimdi dizinin genel terimini bulduk. Artık benden 6. terim istiyor. İşimiz kolay. a 6 n yerine 6 yazarsak 42. 4'ten 42'yi çıkartırsak eksi 38. Yani aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. AN bir geometrik dizidir. A3 eksi A5 eksi 48. A5 artı A6 192 olduğuna göre bu dizinin ortak çarpımı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Geometrik dizinin şöyle bir kuralı vardı. Onu uygulayacağız. Neydi? A n eşittir. R üzeri n eksi 1 çarpı A1 diye doğru mu? Ne yapabiliyorduk? Bütün geometrik dizleri bu formülü kullanarak türetebiliyorduk. E şimdi burada en gördüğüm yere mesela 3 yazarak, 5 yazarak, 10 yazarak bütün geometrik dizin elemanlarını A1 türünden yazabiliyorduk. E o zaman burada da ne yapalım? Aynı mantığı uygulayalım. Mesela A3 yerine en yerine 3 yazarsam a1 çarpı r kare yazabilirim, doğru mu? Eksi a5 yerine a1 çarpı r üzeri 4 yazabilirim, eşittir eksi 48. E aşağıda da aynısını yaparım, a5 yerine a1 çarpı r üzeri 4 artı a6 yerine de a1 çarpı r üzeri 5 bu şekilde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Yani yukarıyı düzenleyelim, a1 r kareler ortak mı? O zaman a1 r kare parantezinde 1 eksi r kare eşittir eksi 48. Aşağıya bakalım. Orayı da A1 R üzeri 4 parantezine alsak. A1 R üzeri 4 parantezinde ne geliyor? Şuradan 1 artı buradan da ne geliyor? R mi geliyor? O da eşittir. 192. Ha, şimdi arkın burayı düzenleyince artık soru çıkacak değil mi? Ne yapalım? Taraf tarafa bölelim. Taraf tarafa böldük. A1'ler gitti mi? Gitti. R kare R üzeri 4 ile sadeleşti. 1 bölü R kare kaldı mı? Çarpı. 1 eksi r kare bölü 1 artı r. E 1 eksi r kareyi ben 1 eksi r çarpı 1 artı r diye yazabilir miyim? Ha, 1 artı r'ler gitti. Geriye ne kaldı? 1 eksi r kaldı. Eşittir. Eksi 48 bölü 192. Ha, onu ne yapabilirim arkadaşlar? Sadeleştirebilirim çok rahat. Ne geliyor? Eksi. Kaça bölünüyor arkadaşlar? 2'ye bölsek 24. 2'ye bölsek 96 değil mi? Ha, bakın bunlar da sadeleşiyor. 1'e 4 mi? Ha, ne geldi? 1 bölü 4. Demek ki 1 bölü r kare çarpı 1 eksi r eşittir. Eksi 1 bölü 4 mü? Şimdi burada aman ha içler dışlar yapayım. R'yi bulayım falan uğraşmayın. Bu dizinin ortak çarpımı yani r istemiyorum ben de. E ne yapacağız o zaman? R şıklardan deneyelim. Ne yap? Bu iki işler dışlar yapıp da denklemle uğraşayım. Mesela R'ye 1 versek olmuyor. 0 oluyor. 2 versek sağladı bitti gitti. Demek ki R kaçmış arkadaşlar? 2. Aradığımız cevap B şıkkı. Aşağıda y fx fonksiyonu grafiği çizilmiştir. Buna göre bize bir limit sorusu var. İfadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Ne diyor? Limit x 2'ye soldan gelirken fx. Ne yapıyorduk? Önce bir 2'yi buluyorduk. Doğru mu? Bulduk. Dikkat ederseniz 2 noktasında yani absisi 2 olan noktada bir sağdan gelen parça var. Bir de soldan gelen parça var. Ne diyor bize? 2'ye soldan geldi. O zaman bizim soldan geldiğimizde kullanacağımız parça bu. Peki bu parça için 2 kimle eşleşmiş arkadaşlar? Eksi 1 ile. O zaman limit x 2'ye soldan gelirken fx'in cevabı kaçmış arkadaşlar? Eksi 1. Artı. Devam edelim. Limit x eksi 2 sağdan gelirken. İşte önce eksi 2'yi bulduk. Sonra ne yapıyoruz? Bunun ordinatını arıyoruz. Ha, ordinat için bir soldan gelen şu arkadaş var. Bir de sağdan gelen bu arkadaş var. İkisini de kullanabiliriz. Ne diyor bana? Eksi 2 sağdan gel. O zaman sağdaki parça yani bunu kullanıyorum. Peki eksi 2 için burada ordinat kaçı gösteriyor? 2. Demek ki bunun cevabı da kaç gelecek? 2. Bölüm. Limit x 1'e soldan yaklaşırken hemen 1'i bulduk. Bakınız bu soldan gelen parça. Bu da sağdan gelen parça. Apsisi 1 olan 2 tane nokta doğru mu? Biz soldan geleni kullanacağız. Yani bunu bu da x ekseni üzerinde bütün ordinatlar kaçtı? 0 olduğu için demek ki bunun cevabı da kaç gelecek? 0. Artı ve son olarak eksi 1'e sağdan gelirken eksi 1 burada. Bir buradan grafik geliyor. Bir de buradan. Sağdan dediği için bunu kullanacağız. Doğru mu? O zaman eksi 1'e sağdan gelirken bunu kullanıyorum. Cevabı da kaçmış? Eksi 1 bölü 2. Artık gerisi 4 işlem. Ne geliyor? 1 bölü eksi 1 bölü 2'den eksi 2 aradığımız cevap C şıkkı. fx x artı 3 bölü 2 gx 2x kare eksi 5 olduğuna göre limit x 1'e giderken f bileşke gx bölü x eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? X gördüğümüz yere 1 yazıp limit değerini hesaplayacağız. Fakat x yerine 1 yazdığımızda payda oluyor? Sıfır geliyor. Doğru mu? Dolayısıyla orada bir tanımsızlık söz konusu oluyor. O zaman ne yapalım? Şu f bileşke gx'i bulalım. Oradan bir sadeleştirme elde etmeye çalışalım. f bileşke gx dediğimiz şey neydi? f'in içerisinde gx demekti. Doğru mu? Ha o zaman f'in içerisine gx yazacağım. Hadi yazalım. x gördüğüm yere bu arkadaşı yazacağım. Değil mi? Ne olacak o zaman? 2x kare eksi 5 artı 3 bölü 2. Ne yaptı? F bileşke GX'i bulduk. Bölü X 1. İşte limit X1'e giderken artık ben bu ifadeyi hesaplayacağım. Hesaplayalım. Limit X1'e giderken şu yukarıyı düzenleyelim. Payda X eksi 1 ona dokunmuyoruz. Ne geliyor burası? 2x kare artı 2 geliyor. Doğru mu? Pardon. 2x kare eksi 2 geliyor. E şimdi 2x kare 2 eksi 2. 2'ye böldüğümüz zaman 2'ler sadeleşecek. Geriye ne kalacak? x kare eksi 1 mi kaldı? E şunu ben hemen çarpanlarına ayırırım. Limit x 1'e giderken x eksi 1 çarpı x artı 1 değil mi? Bölü x eksi 1. Ha, bakın x eksi 1'ler sadeleşti. Artık x yerine 1'i gönül rahatlığıyla yazabilirim. x yerine 1 yaz. 1 1 daha kaç gelir? 2 mi gelir? Ha, demek ki aradığımız cevap 2. Yani e şıkkı gelecektir. Evet bu soruyla beraber AYT 5 denememizin matematik sorularını bitirmiş bulunmaktayız. Umarım çözemediğiniz soruları izlediğinizde faydasını görmüşsünüzdür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.